Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicilerin çok sevmişliyim. Siz de biliyorsunuz ki değerli sanatçılar programıma geldiğinde böyle şeref duyarak çok sevmişliyim, böyle dolu dolu çok sevmişliyim diyorum. Kim var programımızda? Sanatçı, oyuncu Serdar Gökhan var ve hemen arkasından herkese yaptığım gibi fix menüyü açarak Serdar Gökhan Ağır Hafta diye soruyorum. Şimdi onu ben söyleyemem çünkü günahlarımız mı fazla, sevaplarımız mı fazla? Onu notunu alan meleklerimiz ne ile iletiyorsa Rabbimize kararı verecek olan odur. İnşallah hayırlı bir sonumuz olur. Öbür dünyamız mübarek olur. Biz öbür dünyaya göre yaşamaya gayret ediyoruz. Hayatta kimsenin ne... Gasp ettim, ne rızkına mani oldum, ne haksızlık yaptım. Düzgün bir insan olarak yaşamaya çalıştım. Bu Rabbimin kararı inşallah. Bu dünyada çok iyi olmasa bile öbür dünyada iyi oluruz. Ee, Serdar abi, Serdar abi diyorum. Diye abi. Tamam, Çünkü herkesin bu arada inanılmaz güzel mesajlar var. Herkes böyle Serdar abi diye e, bahsediyor. Serdar sizden. abi derler, Serdar, Serdar baba derler. Serdar baba, baba adam falan yazmışlar. O da yazmışlar. haklılar gerçekten de öyle. Ee, şimdi Serdar abi, e, şöyle aslında soru, çok güzel bir cevap ama bir taraftan hani böyle e, gerek mesleki hayatımızda gerek e, hayat serüvenimizde böyle kararsız kaldığımız anlar olur. Hani kendimizle nefsimiz arasında, kendimizle işimiz arasında ya da çok ım, sevdiğimiz şeyler arasında. Belki de hiç olmuş mudur Serdar Gökhan'ın hayatında böyle kararsızlıklar? Hiçbir kararsızlığım olmadı. olmadı. Her şeyi Hı. bilerek, düşünerek yaptım. Sevabıyla, günahıyla her şey bana ait. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Şimdi e, Serdar abi o zaman şöyle yapsak. Biz zaten yolumuz uzun Allah'ın izniyle. Bu e, kelimeler zaten böyle pahalende atacak birazdan ama e, Serdar Gökhan e, kendi hayat hikayesini kime ithaf eder? Ya da böyle hızlandırılmış bir şekilde değil de daha böyle dolu dolu nasıl anlatmak ister? Şimdi ben eskiye döndüğüm zaman duygulanıyorum. Ee, iyi bir çocukluk yaşamadım. Mutsuz hmm. bir çocukluk yaşadım. Neden? yok Yoksulluk içindeydim. Benim memleketim Bolu'nun Mudurlu kazası. Güzel ee, yani. Annemle babam orada izdivaç yapmışlar. İki kardeş doğduk. Ablam ve ben. Sonra 1948 48 senesinde İstanbul'a geldik. Ama orada hiçbir şeyimiz kalmadı. Hı hı. Zaten fazla da bir şeyimiz yoktu. Bir evimiz, bir bahçemiz vardı. Onlar da satarak geldiler. E, fakat Karıncılvesi geldikten sonra ben 5 yaşındaydım ablam 8 yaşındaydı e, ayrıldılar annemle babam Hı. E, uzun bir süre annem çalışarak bizlere baktı e, bakmaya çalıştı daha doğrusu ama Anadolu'dan gelmiş bir kadın İstanbul'da tek başına yapabileceği fazla bir şey yok tabi yaşam zor mecburen bir izdivaç yaptı yeni bir evlilik yaptı yani bir üvey babayla tanıştık. Hmm. Ee, ama üvey babamız sağ olsun e, ablamı sevdi ama beni sevemedi. E, sevemeyince tabii karşıdan bir sevgi göremeyince insanda olur olmaz e, sevgi duyamıyor üvey babaya. E, İlk okul yıllarımda okul sonraları hep muhakkak çalıştım. Sinema önlerinde fındık sattım, domates sergilerinde domates sattım hafta sonları sokak aralarında karamela sattım. Yani yapmadığım şey kalmadım hayatımı idame ettirmek için, okulaştığımı çıkarmak için. Hı hı. Ama belli bir yaştan sonra artık çekilemez duruma geldi hayatım. Zannediyorum 16 yaşındaydım, 15-16 yaşlarındaydım. Ben evden ayrıldım, evi terk ettim. Öyle mi? Ya, evi terk hı hı. ettim evet. Çünkü anlaşamıyorduk. Her şey vardı. dayak mayak da vardı. Hı. dayanamadım ayrıldım. Yani aşağı yukarı 16 yaşından beri e, okumaya çalıştım. Kendi okul masraflarını çıkarmaya kendim gayret ettim. Ama bir yere kadar oluyor. Bir yerden sonra maalesef okumayı devam ettiremiyorsunuz. Ortadan sonra ben e, Beşiktaş'taki Tatbik Güzel Sanatlar Akademisi'nde misafir, misafir oyuncu olarak iki sene devam ettim. Çünkü benim bir öz yapımda resim çok iyi yapıyordum. Okulda da öyleydi. Yani on, on, Onlara da on geleceğiz. Geliyordu. Onlara da Bu içten gelen bir yetenek. Ee, sonra Babal'de 7-8 sene çocuk mecmuası ressamlığı yaptım. Ne güzel. İşte Red Kitti, Vak, Vak Kardeşti, Tom Mix'ti. Bunların çizimlerinden uğraştım. Ee, belli bir seneler sonra askerlik, askerlikten sonra tekrar döndü. mesleğime dön, mesleğime döndüm ressamlığa. Evet. çalışırken bazı arkadaşlarım set dekoratörlüğü yapıyorlardı bu filmlerdeki hı hı. platolarda setlere dekora ediyorlardı. Beni de yanlarına. Ben de onlara katıldım. Set dekaratörlüğüne başladım. E işte kaderin tecellisi bir ortaköyde, o zaman Doğanay restoran diye şimdi şu an köprünün altında bir restoran vardı. Orada bir zengin evini döşedik, yaptık. Yorulduk gece geç saatte olduğu için. dedi ki seyretmeye başlayalım bari. Biraz da biz film seyredelim. <laughs> Hayranlık da duyuyoruz tabii. O zamanki sanatçılara, sinema seyrediyoruz. <laughs> Kimleri seyrediyordun o zaman? Ee, <laughs> ee, gittiğimiz şeyde Türkan Şuray'la Murat Soy'da <laughs> mı oynuyordu? <laughs> Türkan Şuray'la hiç aynı soru oldu değil mi? Aynı rolde. Oynamadım hiç. oynamadım. Oynamadık. <laughs> ee, i̇şte seyrettik. Orada ee, yönetmenin bir dikkatini çektim çünkü bir yüzme sahnesi vardı Murat Soylu'ya ben yüzme bilmiyorum deyince yönetmenimiz Nejat Saydam e, bir ara içine girdi beni orada görünce dedi kalk bakayım sen gel buraya dedi gittim yana tamam dedi bu olur dedi ee, Murat'ın dedi smokini buna giydirin dedi bana da e, dedi ki yüzünü gösterme çünkü dublör oynayacaksın Dedim abi ben hayatımda hiç film ile mi yapmadım? Benim mesleğim başka bu iş mi? Yüzme biliyor musun? Biliyorum. Ya. Yani, yaparsın yaparsın dedi. <laughs> Giydirirler yani? smokini bana. Ben de orada kendimi gösterebilmek için madem böyle bir imkan elde ettim. Hayranlıkla duyduğum bir sanat meslek. Kendimi göstereyim diye ben normal atlamam gerekirken bir camı kırarak balıklama atladım. Oraya. <laughs> ee, sudan çıktığımda herkes beni alkışlamaya başladı. Süper. Ee, güzel bir sahne oldu. Sonra ee, Sağolsun Necdet abi bana kartını verdi. Ee, birkaç filmde daha çok ufak rollerde oynadım. Ee, i̇kinci bir mesleğim olmaya başladı. Hmm. Çok da sevmeye başladım sinemayı. Yarışmaya katıldım 1969 senesinde Ses Mecmuası'nın yarışmasına. Orada ilk ona kaldım. Son 3'e kaldım. Fakat daha evvel filmlerde oynadığım için bir jüri üyesi tarafından fark edildim ve diskalifiye edildim. Mersi o programın o yarışmanın konseptinde daha evvel hiç sinemada oynamamış olması hmm. gerekiyormuş. Neyse orada da Allah talih yanıma şans bana güldü. Kadir Kesemen diye jüride bir abimiz vardı. O beni kenara çekti. Sen dedi yarın bana geldi. O da kartını verdi. Kart üstüne kart alıyoruz. Bakalım sonu nereye varacak? O zamanlar hep böyleydi değil mi? Şimdi kartını verip Başka evet. türlü imkan yok yani bugün gibi akşam ya sabah sanatçı olma gibi bir durum yoktu ki o zamanlar. Önemli bir insanlar İnsanlar işte... çok seçiliyordu ya, o zaman. Tam, çok seçiliyordu. Akşam yat sabah kalk sanatçı. Ol. Evet. Tabii böyle şimdi günümüzde böyle. Hı. Evet. Ee, rahmetli Kadir abi'nin yazıhanesine gittim. Evet. Benimle 10 filmlik bir sö sözleşme imzaladı. Zaten yarışmayı da kazansaydı 10 filmlik bir anlaşma yapacaktım. Yani skalifi olmama rağmen gene 10 filmlik bir anlaşmaya evet. e, ulaşmış oldum sağolsun e, ilk filmim Kadırgale alayı siyah beyaz bir filmdi ondan sonra Yemen'de bir avuç Türk ondan sonra Estergon kaleleri derken e, yürüdü gitti bugüne kadar da 127 tane sinema filmi yaptım hı hı. E, tarihe bakış açımdan yapılma itibaren o zaman çok sportmendim vücudum bayağı iyi adaleliydi. E, hep tarihsel filmleri tercih ettim çünkü tarihimizi çok seviyorum çünkü benim de kökenim Orta Asya'dan gelme, Kafkaslardan hmm. Bolu'ya yerleşmiş Çepni boyundanım ben. Yani Oğuz boylarından biriyim. Alparslan'ın Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya gelen 24 boydan biriyim ben de Çepni boyundan. Hmm. Onun için tarihimizi çok seviyorum, ülkemizi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum, iyi olan her şeyi çok seviyorum. Hmm. Çok iyi, çok iyi. Ee, peki Serdar abi sen e, o çok fazla e, artık e, gündeme gelmeye başladın değil mi? E, bütün flashlar sendeydi. E, artık şöhret seni yakalamıştı. Yakaladı. E, seni üzen insanlara cevabın ne oldu? O şöhretle. Çünkü çocukluğunda çok üzülmüştün. Çok üzüldüm. Herhalde dedim ki Rabbimin bana bir mükafatı bu. Bu kadar üzüntüden, sıkıntıdan Sonra şükür. böyle güzel bir hayata başlamam evet. dedim herhalde Rabbimin bir hediyesi bana şükrettim... beni üzenlere de bir cevap vermedim duyma duymam duymamazlıktan geldim kendi yoluma devam ettim mesleğimi icra etmeye çalıştım ee, halkın istediği gibi yaşamaya başladım ee, hiçbir zaman e, örf ve adetlerimden sapmadım aile doğa şeyimden hiç sapmadım ee, ne bileyim zaten bugüne kadar belki Ekonomik bir birikim yapamadım ama parayla karşılığını alamayacağım bir insan sevgisiyle muhteşem. E, ne kadar güzel söyledin e, karşılaştım. sen. Karşılaştım. O sevgi bana yetti. Bugünlere kadar getirdi. 57 senedir bu mesleği yapıyorum. Şu an 75 yaşındayım. Ölene kadar da herhalde bu mesleğe devam edeceğim. Allah uzun ömürler versin. E, peki mesela ilk rolden sonra o 10 bölümlük e, anlaşma imzaladınız ya e, orada herhalde bir sözleşme karşılığı, hani bir para kazanmışsınız. Çok düşük bir 2500 lira. Ne yaptınız o parayı? <laughs> <laughs> ee, hmm. Ne yaptık? Ee, Geçimimizi itaat hmm. ettik. Ee, bak, şimdi 2500 lira e, çok küçük gibi geliyor ama o zaman da iyi bir paraydı ve bereketli bir paraydı. Hmm. İşte kendime göre Levent'te de de bir ev tuttum. De, dayadım, döşedim. Ne güzel. Ee, kendi başıma yaşamaya başladım. Hmm. Peki e, abi. aslında ben kelimelerin fotoğrafını çektim e sizi dinlerken orada mesela bazı şeyler vardı, vardı zihnen altını çizdiğim. Onlardan bir tanesi şimdiki gibi hani akşam eee yattın sabah kalktın sanatçı olmak yoktu o zaman dedim. Biz her şeyin e, evet çok konuşulan bir klişe e, çok fazla artık tüketiyoruz falan filan. Ama gerçekten daha farklıydı değil mi? Ya yani oradaki sanat anlayışı, sanatçıya değer anlayışı yani en azından akşamdan böyle fasulye satıp sabah çimlenen bir sanatçı e, şey yoktu. yoktu. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes Yeşilçam denince biraz aşağılıyor, hakir görüyor ama inanın Yeşilçam'daki yaşadıklarım, Yeşilçam'daki oyun, oyuncu arkadaşlarımla kurduğum samimi dostluklar bugün maalesef yok. Bir iki dizide oynayan insan kendini Hollywood yıldızı gibi görüp Sinop burunları büyük yani insanlara tepeden bakan tiplerle karşılaşıyorum. Üzülüyorum tabii. Biz hı. hiçbir zaman böyle olmadık. Her zaman mütevazı olduk. Ee, halkın içinde yaşıyoruz çünkü biz halktan kendimizi soyutlayamayız ki onlar bizi yanlarında görmek istediyse i̇şte hep yanlarında olduk. Şimdi bakıyorum 8-10 tane korumayla dolaşıyorlar. Kimden korunmuyorsunuz? Halktan <laughs> mı korunuyorsunuz kardeşim? Nedir yani bu kocu kocunmanız nedir ben tasip e, tasvip etmiyorum bunları. Hı hı. Bizim dostluklarımız gerçekten çok iyiydi. E, belli bir terbiyeyle büyüdük sinemada yani bir sinema terbiyesi aldık. E bugün sete bile giderken yarım saat evvel giderim. Set set saatinden en az yarım saat evvel hazır beklerim. Ayakta beklerim. Millet gelir Bir saat iki saat sonra geçer. Aha hu. hu, hu. Yani yadırgamadığım bir duruma geldik sinema olarak. Onun için de bir yere varamıyoruz zaten. Hı hı. E sinemada e pek eski dönem kalmadı. Yatsınlar kalksınlar ki Yeşilçam vardı. Yeşilçam olmasaydı zaten çok doğru. bugünler olmazdı zaten. Peki şöhret vef vefasız mı Serdar abi? Şöhreti iyi kullanırsam vefasız değil. Şöhret çok vefalı. Çünkü sizi seven insan kendi bağrına basıyor. Evet. Kendini senin yerine koyuyor. Hiçbir vefasızlık görmedim. Ee, niye göreyim ki? Yani Ben kimseye kötülük yapmadım ki bana kötülük yapsınlar veya vefasız hareket etsinler. Ben herkese insanca davrandım. İnsanlı muamele ettim. Sevdiğimde sevmediğimde oldu muhakkak ama sevmediğimi dahi yakınlık yakınlık duydum. Yakınlaştım ama onlar kabul etti veya etmediler. O onların sorunu. Ben yaradandan dolayı bütün insanları ve bütün canlıları seviyorum. Amin. Peki kırgın mısın? Nasıl? Kırgın mısın? Kime neye? Yani seni üzen şeyler oluyor mu ya da mutlu musun şu anda? Şimdi şu anda bazı gönül koyduğum, kırgın olduğum şeyler var. Hı hı. Ben 57 sene bu mesleğe ömür verdim. Bir yerde artık e, bilmediğim konu yok bu meslek konusunda. Çünkü yokluklarla geldiğimiz için her şeyin en ince teferruatına kadar geliyorum. Şimdi belki yeri değil ama hı hı. E, ben bir sanatçı olarak bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum. Yani birikimlerimi aktarmak istiyorum. Yönetmenliğimi yapayım ya da yazdığım senaryolar yapısın bu Millete veya gelecekteki nesillere bir hı hı. mesaj olarak kalsın istiyorum. Ama maalesef bu imkanı elde edemedim. E, bilmem yeri midir? Kusura bakmayın. Söylemekte mahsur var mı yok mu bilmiyorum. Hı hı. Ben 8-9-10 senedir TRT'ye proje veriyorum. Kendi hı hı. yazdığım projelerimi veriyorum. Fakat bir oyalama taktiğiyle devamlı beni oyaladılar. Aylarca oyaladılar. Okuduk okumadık diye. Hı hı. En sonunda bana bir söz ettiler. Bu laf çok onuruma ve gururuma dokundu. Dediler ki Serdar abi biz seni oyuncu olarak görmek istiyoruz. Yani sana yapımcılık yaptırmayız demek istiyorlar. Hı. Ne demek bunu ben çözemedim yani. Ne demek yapımcılık yaptırmak istemiyorsunuz? Hı. Ha, belki sizin dümeninizin suyuna gidemediğim için... Hı. ...ya da gitmeyeceğim için Hı. yaptırmak istemiyorsunuz. Çünkü dönem dolapları biliyorum ben. Kurmuşlar 3-5 tane kendi adlarının ortak oldukları... ...veyahut da kendi adlarını kullanmadan başkalarının adlarına... ...kurulmuş şirketler var. Dışarıya iş kaptırmadılar. Şöyle yapalım Serdar abi. Ee, ben... E, Şurada sen... bitireyim lafımı. Yok, Hı -hı. Ama benim ahım kimsede kalmaz. Ben iki tane şehit dedenin torunuyum. Hı -hı. Çünkü çok ah ettiğim zaman... ...inanla o insanın iki yakası bir arada gelmez. Hı -hı. Şimdi duydum ki... ...bütün o ekip değiştirilmiş. Hı -hı. Yönetim değişmiş. Ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Hı -hı. Çünkü Allah böyle... ...hak hukuk yiyerek, hakkaniyetten uzak... Para kazananlara yedirmez o para. Yüce Rabbimin evet. muhakkak evet. bu dünyada ektiğini biçen bir ilahi adaleti var. Ben şimdi seni çok iyi anlıyorum Serdar abi. Sen kırılmışsın. Kırıldım Çünkü tabii. Gerçekten. O lafa çok kırıldım. <laughs> o yani sen, biz seni oyuncu olarak görmek istiyoruz lafında kırıldın. Kırıldım. Ben inanıyorum ki gerçekten TRT gibi güzel kurumlarda ben senin tekrar rol alacağını güzel oyunculuğuna devam edeceğini gerçekten düşünüyorum. Sin bu nasip anlamda nasıl kısmet inşallah. Çünkü sen e, Diriliş Ertuğrul'daydın değil mi? Evet e, Serdar abi. Yani orada Süleyman Şah'ı i̇lk, ilk 26 bölümü ben oynadım orada Süleyman Şah olarak. Süleyman Şah'la ilgili çok e, şey geliyor, e, beğeni geliyor. Sen demişsin ki galiba Serdar abi ben o rolde kendimi buldum. Evet. Demişsin. Çünkü belki ben belki e, kişilik dediğim gibi milliyetçi ruhluyum, Türkçüyüm, bayrakçıyım, vatanperverim. E, bu tür filmler beni çok etkiliyor. Yani böyle bir tarihi kişiliği canlandırmak hakikaten beni çok etkiledi. Zaten projeden evvel aylarca Süleyman Şah kimdir diye araştırdım. Tarihte iki tane Süleyman Şah var. Bir tanesi İran tarafında, birisi Suriye tarafında. Ben Suriye tarafındaki Süleyman Şah'ı oynadım. Ve inanın o kimli kimliğe büründüğüm zaman kendimi Süleyman Şahmışım gibi görüyorum. İçimde öyle bir duygu ...beliriyor. Hı -hı. Bilemiyorum ben bu... ...tarih sevgimden mi... ...bu... E, ...büyük sultanların sevgisinden mi... ...bilemiyorum. İnanın hakikaten... ...çoğu zaman hüngür hüngür ağladığımı biliyorum ben. Hı -hı. Çok kaptırıyorum kendimi... ...bu tür projelerde, bu, bu tür... E, ...Osmanlı büyüklerini... E, ...oynadığım zaman. Hep tarihi e, karakterleri mi... O, ...canlandırdın? E, Yok, böyle e, çoğunlukla tabii... Çok... Şimdi ben yapmış olduğum 127 filmin içinde saysam belki 20-30 tane tarihi karakter var ama diğer geri kalanlarda bazen ticari olarak da oynadık. Yani ticari derken her zaman tarihi film çıkmıyor karşına, ama hayatını idame ettirmek zorundasın. İdame ettirmek zorunda olduğun için de çalışmak zorundasın. Yıllarca tarihi film işi gelecek diye beklemenin bir manası yok çünkü. Doğru. Yaşamak zorundasın. Kesinlikle. Bazı ticari filmlerde yaptım tabii işin açıkçası. Hı -hı. Allah affetsin beni. Ne Peki, yapayım? Selim abi yokluktaki en büyük zenginlik ne? Yokluktaki en büyük zenginlik. Yokluktaki en büyük zenginlik ne biliyor musunuz? Durumunuzu kabul edip Allah'a şükretmek. Şükretmekten başka bir gücümüz yok. Hı -hı. Kime sığınacağız başka? Bizi o duruma sokanlara sığındığın zaman. E, insanı daha da bir üstüne biniyorlar. Rabbimize sığınıyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Ben seni üzüyorsam üzüyor muyum abi? Ben üzüyorum seni ya. Ben ne yapsam sorularımı değiştirsem Çok özür dilerim ee, üzüysem abi. Seninle bir alakası yok. Ben yaşadıklarım aklıma geldiği için böyle hüzünleniyorum. Çocukluğumdaki yaşadıklarım yoksa mesleki hayatındaki Hem çocukluğum hem de belli yıllardan sonra e, karşılaştığım haksızlıklar. Yani, tahmin edemiyorum böyle şeyleri. Çünkü ben hayatımda kimseye haksızlık etmedim. Hı. Haksızlık ve hakkaniyetsizlik dışında kimseye muamele etmedim. Böyle bir şeyler karşılaşınca inanın e, ne yapacağımı bilemiyorum ve e, çok üzülüyorum. Hı hı. E, çünkü yapacağım bir şey yok. Ne yapabilirsin ki insanlara? Peki ne değişti Serdar abi? Yani hep, hani mesela ikili sohbetlerimizde böyle dostlarla konuşurken neyi sorguluyoruz aslında? Yani insanlar niye kötüler? Niye iyi değiliz? İnsanlar değişti. Nereden geldiklerini bilmiyorlar. Paranın esiri olmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar paraya esiri olmanın ne manası? Giden ne götürüyor ki ya kardeşim ihtiyacın olan? Neyse zaten varsa gerisine üstüne gitmenin bir manası yok. Hı. Ya Ne bir Dünya senin olsa ne olacak? Neticede ölümlüsün, öleceksin, gideceksin. Ee, o kadar parayı, pulu sırf kendi başına yiyemezsin. Hiç olmazsa biraz paylaş. Paylaşım yap. Bizde maalesef paylaşım yok. Hep Rabbena, Rabbena, Rabbena. bena. Millet paranın esiri olmuş. Bu yüzden de kötüleşmiş insanlar. Hı. Yani hak hukuku yiyerek belli bir yere kazan sağlasınlar. Yeter onlara diyorum. Mesela ee, şu an ülkemiz inanın e, zor durumda bu, pandemi döneminden olsun, e, ekonomi döneminden olsun e, insanların çoğunun aç olduğunu ben biliyorum. Bir sinemadan eski tanıdığım bir arkadaşım benden yardım istedi. Ah keşke dedim imkanım olsa da sana yardım edebilsem. Hmm. Abi dedi biliyor musun dedi ben dedi hafta sonları dedi pazarlara gidip dişe dokunur ne varsa onları toplamaya başladım artık dedi. Şimdi bunun da bu hale gelmesinin sanat, neticesini biliyor musunuz? Sanat camiasından bir ismi. Sanat hı. camiasından bir isim vermeyeceğim. Hı hı. E, maalesef bu ülkede sanata ve sanatçıya hiçbir zaman değer gösterilmedi. Hı, hı Görmedik. Halbuki yıllardan beri peşinde koştuğum, ısrarla üzerinde durduğum bir e, sanat hakları dediğimiz e, telif haklarını telif, hakları. telif haklarını, hı hı. haklarını maalesef çıkaramadık telif hakları çıkmış olsa hiçbir sanatçı arkadaşımız, kardeşimiz mağdur olmaz. Hiç olmazsa oradan gelecek 3-5 hayatlarını idame ettirirler. Bugün müzik eserlerinden bir yerde çalınsa hemen o sanatçıya para gidiyor. Yani bunlar biraz başardılar ama biz niye başaramadık? Niye bir telif hakkımız yok? Hala çözebilmiş değilim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Yani hiçbir geri kalmış ülkelerinde bile yok. Ki biz Artık ileri dünyanın ülkesiz diyoruz. E hala bir sanatçıların bir telif hakkını olmaması hakikaten üzüntü veriyor bana. Bu kadar filmlerimiz yüzlerce kere, binlerce kere televizyonlarda oyna. Ve kardeşim sen benim ömrümü veyahut da görüntümü hayatımın sonuna kadar sen mi kullanacaksın? Yani benim bir hakkım yok mu bu görüntüde yani bu, evet. bu olayı bu eseri meydana getirmekte? Ben neciyim o zaman orada? Benim ömrümü mü kiraladın veya satın aldın sen? Eskiden sinemalar 5 tane işletmeci vardı Türkiye'de. Hı. Bölgelere göre. Bu işletmecilere verirdi. 5 sene hakkı vardı. İşletmeciler 5 sene bunu kullanabilirlerdi. 5 seneden sonra Hı. film sahibine rücu ederdi. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama şimdi zamanında sinemanın zor durumdayken mağdur kalmış sinemacılar ellerindeki negatifleri, negatifleri ülkenin bir iki para patronlarını 3.30 kuruşa sattılar. Şimdi o para patronları o kanala kiraya, bu kanala kiraya, o kanala kiraya. Peki ceplerini e, dolduruyorlar. Serdar abi diziler eee Yeşilçam e, sanatçılar için bir şey kaynağı değil mi? Dizi dizi sektörü. Dizi sektörünün sinemayla bir bağlantısı, alakası yok. Dizi Hı. tamamen bir televizyon sektörü. Bizim zamanımızda keşke böyle bir dizi sektörü oluşmuş olsaydı biz de sözleşmelerimize televizyon dizi hakları diye de bir hak koyardık. Ama bizim zamanımızda herhangi bir televizyon kanalı yoktu. Ee, şimdi diziler de ben size söyleyeyim dünyada çok büyük ülkelerde alıcı buluyor yani dizilerden de çok büyük gelirler geliyor. Hani belki Türkiye içinde gerektiği parayı kazanamasa bile Hı -hı. ülke dışında satılan ülkelerden çok büyük paralar kazanıyor. Çok kazançlı bir meslek haline geldi de bu. Dizi sektörde ama bize bir faydası yok, sanatçıya bir faydası yok. İlk yaptığın sözleşmede aldığın para neyse, ömrünün sonuna kadar bütün haklarını imza karşında veriyorsun, bir hak elde edemiyorsun. Yani Türkiye'de var bu tek taraflı sözleşme. ...senin sanatçı olarak hiçbir hakkın yok. Saçındaki kılına kadar teslim ediyorsun yani. <laughs> İnşallah açılacağını düşünüyorum Serdar abi. İnşallah. İnşallah o. İnşallah. Çok mutlu olman için dua edeceğim. Makşeler. Çok teşekkür söz, ederim. Sağ <laughs> ol. Söz Sağ ol. Şimdi peki, hani derler ya sanat camiasında insanlar birbirine işte dost değildir. Belki de bu bütün e, öyle spesifik bir şey söylemek istemiyorum ama hani e, böyle şarşalı e, sektörlerde dostluğun olmayacağına dair bir şey var. Galat var yani sö, söylenti var. Katılıyor musun? Katılıyorum. Şimdi bizim e, Yeşilçam zamanında. Böyle bir şey yoktu. Herkes birbirinden dosttu. Herkes birbirinden güzel geçinirdi. Şimdi fikir ayrılıkları olduğu için kutuplaşmalar var. Bazı zihniyet kendini bir tarafa çekti. Bazı zihniyet bir tarafa çekti. Maalesef sinema sektörü de bu zihniyetin elinde. Hmm. Bu zihniyete eğer uyum sağlamazsan... tukakasını iş alamazsın. aforoz ediliyorsun. Hmm. Ee, ama e, benimsediğin, sempati duyduğun bir tarafa da... ...gittiğin zaman oradan da bir karşılık göremiyorsun. İşte bu üzücü oluyor. İşte orası Araf diyoruz oraya. ha, <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> bu konuda Araf'tayım. Bak bu orası işte işte Sender Ömer'cim Araf oluyor. Evet. Ee, hani do dostluklar falan e, demişken bir taraftan da e, mahalle baskısı. Sender abi. Ya mahalle baskısı işte bu belli zihniyetin baskısı. Mahalle dediğimiz onlar. Şu an mahalle falan kalmadı. Herkes kendi halinde. <laughs> Ara sokaklarım mı Ara aldılar? sokaklara sıkıştık kaldık zaten. Mahalle falan yok. Evet. Bu baskı yapan zaten belli bir zihniyet yapıyor. Eğer Peki, o... Serdar abi çok özür dilerim. Var mıydı önceden sizin o en yoğun yaşadığınız, hikayenizi asıl yazdığınız, senaryolar yazdığınız o asıl şaşalı dönemlerinizde var mıydı böyle Maalesef bir şey? Maalesef yoktu. 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 Hepimiz kardeş gibiydik. ...birbirimizin derdine koşardık. Peki e, sizce insanlar ne istiyorlar? Yani niye... E, ...bu toprakları seven sanatçılar... ...bunu dile getirdiklerinde bir linçe maruz kalıyorlar? Ben bu toprakları sevdiklerine de inanmıyorum. O bir... Onların, diğerleri. Onların evet. tabii, o, o zihniyetli söylüyor. Sevdiklerine inanmıyorum, o bir paravan. Aslında altında başka şeyler yatıyor. Hmm. Bu toprakları seven insanlar... ...devletine, hükümetine veyahut da... ...insanına hain davranmazlar. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da... Ee, ülkenin kabul etmediği, ülkenin hain olarak tanımladığı insanlara sempati göstermezler ve bunlar da bu varsa demek ki ne bu devleti seviyorlar, ne bu milleti seviyorlar demek Hı. ki belli bir ideoloji ideolojileri ideolojiler peşinde koşutmaya çalışıyorlar. Hı. Ben hiç kimseyi Fikirlerinden dolayı, görüşlerinden dolayı veyahut da tuttukları takımdan veya tuttukları politikadan, siyasetten dolayı hiç kimseye kırgın değilim. Herkes olabilir. Benim sevdiğimi sen sevmezsin. Seni sevdiğini ben sevmem. Bu kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama benim sevmediğimi bana sevdirmeye dikte etmeye çalışırsan iyice uyuz olur mu? İyice karşı gelirim. Sevmediğim insanı bana niye sevdirmeye çalışıyorsun kardeşim? veyahut da sevdiğim insandan niye beni soğutmaya karışıyorsun 50 bin tane e, laf sokuyorsun Peki, şey üretiyorsun e, Türkiye'de bu toprakları seven bu toprakların menfaatine yönelik e, cümleler sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevdiğini söyleyen sanatçıların ödediği bedel ne ödediği bedel ben hı hı. kendime örnek gösterin üstelik iş yapmıyorum <gülüyor> öde bedel bu maalesef hı hı. Yani bir baskı var baskı yok. Bana kimse baskı yapamaz. Ona hiç kimsenin de cesaret, cesaret edebileceğine evet, ihtimal veremem. Benim damarıma bastıkları zaman tehlikeli adam olurum. Öfkeli misin Serdar Nasıl? Öfkeli bir insan mısın? Eğer hakkıma, hukukuma taciz ediliyorsa benden öfkelisi yok. Hmm. Ama ben kimseye zarar vermiyorsam kimse de bana zarar vermesin. Benden ona benden iyisi olmaz. Hmm. Bana karşı duyulan kinden ben de öfke duyarım. Niye bana kilitleniyorsun kardeşim? Yani nedir yani? Beni alıp edemeyeceğin ne? Ben ne yaptım? Sen ananı mı kovaladın, babanı mı kovaladın? Sana bir zarar mı verdim? Nedir derdin? Antalya Film Festivali olur, çağrılmam. Adana Altın Koza Film Festivali olur, çağrılmam. Çünkü belli bir güruh oraları ele geçirmiş. Hmm. Çağırmazlar beni. Ayrıca da ihtiyacım yok, çağırmasınlar. Ben de o güruhun içinde olmak istemiyorum zaten. Hı hmm. Çünkü benim olduğum güruta o güruğunla ben orada olursam muhakkak bir şeyler çıkar ortaya. Başım belaya girer. Çünkü akıl almaz laflar ediyorlar yani. Bak en basit bir şey söyleyeceğim. Yani bu bir yeri değil ama geçenlerde bu zihniyetin koyularından bir hanımefendi, bir yazar hanımefendi, Jean-Paul Belmendo'nun e, ölümüyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı'nın devlet törenini töreni düzenlemesinden dolayı sanatçı olarak çok güzel bir yazı yazmış. Hı hı. Beğendim. Bakın karşı görüşten var rağmen çok beğendim. Altına onu onur edici güzel bir cümleler düştüm. Daha yazın biterken silindi. Anladım. Ya beni tanıyor musun be kadın? Ben de seni tanımıyorum ayrıca ama yazdığın yazının fikrine, öz fikrine saygı duydum. Hı hı. Sana bir şeyler yazmak istedim. İşte daha beni tanımadan etmeden çünkü sokulmuş beyinlerine bu adam zararlı. Bize zararlı bu adam. Karşı görüş çünkü bu. Bu bir adam milliyetçi, vatanperver, halkı sever, efendim bayrak sever. Bizim bu adamla işimiz olmaz. Bunlara ilişki kurmayın diye hepsine dikte edilmiş. Eğer uymazsa o da aforoza uğrar. Uymak mecburiyetinde eğer o kesimin içindeyse. Böyle bir güruh var. Bunlarla yıllar, 57 senedir uğraşıyorum ve tek başıma uğraşıyorum. İnanıp mısınız? İlk ne zaman e, karşılaştınız Serdar abi? Karşı karşıya geldiniz. ilk ne zaman? İlk ne zaman söyleyeyim ben size? İşte tarih filmleri oynadığım bir şey yaptım. Ama en çok e, bir de ne yapıyordum biliyor musun? Bunları ben zaten e, 80'li yıllarda falan bunlarla karşı karşıya geliyordum. Ben de ne yapıyordum biliyor musunuz? Bunları gittiği. bir ee, şey vardı ee, var mı diyelim ne diyeyim sırf bunları uyuz etmek için giderdim oraya, tek başıma halbuki benden başka benim görüşümde olan kimse yok hı hı. hep belli bir e, düşüncenin insanları giderdim orada onları rahatsız etmek için teker teker boşalırdı herkes beni görünce Allah tabii en sonunda barın sahibi dedi ki ya Serdar abi seni çok seviyorum hadi ne olur dedi buraya gelme dedi <laughs> Niye kardeşim burası halka açık bir yer değil mi? Abi seni gören kaçıyor dedi. De kaçıyorlarsa onların sorunu. Ben ne yapayım? Ben onlara kaçmıyorum. Bak yanlarına geliyorum. Benden niye kaçıyorlar? Dedi. Hı. Yani böyle bir zihniyet var yani. Ben Moskova düşmanı değilim. Ne bileyim ya. Ne, ne diyeyim yani kendime bir şey de konduramıyorum yani onlara bu kadar bana karşı düşmanlık duyacakları bilemiyorum. bilemiyorum. Peki sen ne söylesen çok mutlu olurlar. Ne demen lazım yani mesela? O gruba mı? Evet. <laughs> ya deli misin? <laughs> İdeolojinizi o kadar çok benimsiyorum ki bakmayım bakmayın ben dışta böyle gözük gözükmüyorum ama kalben sizin yanınızdayım. Hmm. Ruhum sizinle desem gene de inanmazlar. Yani kendi kendime konuşmuş olurum. Değil Fikrini mi? Fikrini zikrini değiştiremezsin bu gürüğün. Hmm. Mezara kadar gider onlar da o gürüğün. Ha i̇şlerinden arkadaşlarım yok mu? Var. Telefonlaşıyorum, mesajlaşıyorum. Birbirimize enteresan şeyler gönderiyoruz WhatsApp'tan WhatsApp'tan. Ama bak kırgın değilim hiçbirine. Gene kimseye kırgın değilim. Bana niye kırılıyorlar? Ben onu çözmüş değilim. Çözemedim. Peki bir linç bağışıklığı oluşuyor değil mi Serdar abi? Bu zaten evet. yıllardan beri linç ediliyoruz zaten. Hmm. Ama fiziken linç edemeye, etmeye güçleri yetmediği için ancak sosyal medyadan, ya bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ben seviyorum, sempati duyuyorum. Ben partili de değilim ayrıca, hiçbir partiden de değilim. Değil Beni herkes MHP'li bilir, değilim. MHP'liye de üye değilim. Ben vatanperver bir insanım yani, evet. vatanını milletini seven bir insanım. Evet. Cumhurbaşkanlığının davetlerine gittiğim için sosyal medyada ben linçin linçi edildim. Ne küfürler, ne hakaretler. Hı hı. Ya kardeşim ben insanları sevebilirim. Benim sevdiğim sevmek zorunda değilsin. Ben de senin sevdiğinizi sevmek zorunda değilim. Bunu iki kere söylüyorum ama yani işin gerçeği bu. Sana ne kardeşim burası bir Cumhurbaşkanlığı. Devlet bizim kutsal bir yerimiz. Devletimizi temsil ediyor. Yöneten yöneten de o devleti temsil ediyor. Ben onun davetine bir koskoca bir makam sahibinin davetine nasıl hayır gelemem diyebilirim. Giderim. Hı hı. Çünkü sempati duyuyorum. Hı hı. Hani partisinden marsinden değil kişisel olarak kendisine sempati duyuyorum ve seviyorum. Kime ne kardeşim bu ya? Kime ne? Kimi ilgilendirir ya? E ben o zaman karımı da seviyorum. Onu da mı sevmeyeyim? Ona da mı mani olacaksınız? Çocuğumu da seviyorum. Onlar sevmediği diyeceği için sevmeyeceğim mi? Ya hadi yürüyün gidin be kardeşim ya. <laughs> hadi yolunuza, ya. Ha siz yolunuza ben yoluma. Peki e, aslında biz e, neyi konuşuyoruz Serdar abi? Biliyor musun? ne ne, ne mevzun nereye geldi? süper, süper e, gidiyoruz. Zıklı... <laughs> Şunu konuşuyoruz onu söyleyeceğim. Yani biz e, burada bir e, siyasi e, siyasete angajı angı, olan lafları konuşmuyoruz değil mi? Biz her Türk vatandaşının, her bu toprakları seven insanların e, ne kadar acı ki aslında ironik de bir şey söyleyeceğim. Çok nakiz de bir durum var. Ya yani bu toprakları seven insanların e, bu topraklardaki insanlar tarafından ya yani bu toprakları seven demeyeyim belirli modifikasyon ürünü olan insanlar tarafından linç uğramasını konuşuyoruz. Yani bu çok acı bir şey değil mi? Çok acı tabii. Çok acı. Kim kimi linç ediyor ben onu çözemedim ya. Sen kimsin ki linç ediyorsun oğlum? Esas linç olması gereken sensin. Hı -hı. Çünkü sen bu devlete, bu vatana bir şeyin yok. Tutturmuşun bir dümen o yolda gidiyorsun. Yanlışınız da var, yanlışınızı da düzeltmiyorsunuz. Yani her sizin dediğiniz doğru bir şey değil. En ufak bir öz eleştiri yaptığın zaman kuyruğuna basılmış kedi gibi ciyaklıyorlar. Niye ciyaklıyorsun kardeşim? Eksik tarafını ben görüyorum söylüyorum. <laughs> Mesela niye kabullenemiyorsun? Her şeyin en iyisini siz mi bilirsiniz veya sen mi bilirsin? Bizim de bir görüşümüz var. Bir Tabii ki. E, e, eksik gördüğünüz bir şey var ki söylüyoruz. Herkes alınıyor çünkü herkes kendi söylediği en doğru en yüksek karar onlara göre. Ama ben de yapım olarak ben haksızlık ve hakkaniyetsizlik gördüğüm zaman kendimi tutamam. Kim olursa olsun, makamı ne olursa olsun söylerim. Söylemek de benim insanlık görevim. Yani ben koyun değilim ki yani ve diye dolaşım aramızda kardeşim. Beni güdeceksin istediğin tarafa. Güdemezsin benim de kendime göre bir mantığım var. Kabul ettiğim şeyi ederim, etmediğim şeyi etmem. Sen beni yönlendiremezsin ki bu konuda. Yanlış hmm. mı konuşuyor? Hayır çok doğru. Yani ben ben katıldığım konuşmayı dinliyorum şu anda. Yani. Bir daha düve, ne konuşuyor? Düğe hani, hani, şimdi buradan düve. sonrası biraz farklılaşmaya başlıyor. Burada keselim başka yere gidelim. <laughs> tamam. Çünkü tamam. ben, ben yükselmeye başladım. <laughs> Yok gayet güzel gidiyoruz. Sonuçta biz kimseyi memnun etmek için burada konuşmuyoruz. E... Ya bu Türkiye vatandaşı olarak ben aklımdan geçenleri söylüyorum gördüğüm şeyleri söylüyorum Hı. yaşadığım şeyleri söylüyorum uğradığım haksızlıkları söylüyorum ve hatta e, ne bileyim yani bunu söylemeyeceğim de kim söyleyecek ama ben insan diye miyim yani ben de e, Tanrı'nın yarattığı bir kul değil miyim burada her kul gibi üzerime düşen görevi yapmak zorundayım ha, be, belki biraz konuşmalarım sert olabilir belki ince olabilir hepsinden özür dilerim bu konuda ama benim yapım bu benim yapım bu. Ben haksızlık ve adaletsizlik gördüğüm zaman, şanıma, şerefime bir tacizlik gördüğüm zaman beni kimse tutamaz. Kimse kusura bakmasın. Çok kötü bir insan olurum yani. Aslında kötü değilim. Şu sert görünüm altında inanın çok hümanist ve çok duygusal bir adamım. Kesinlikle öyle. <laughs> Ama beni maalesef bu hale getiriyorlar işte yani. Hı hı. Haksızlığa tahammül edemi edemiyor oluşumuzu e, dillendiriyoruz. Bir reklam arası var Serdar abi. Peki efendim. Reklam arasından sonra Arap'ta Sorular'da değerli oyuncu sanatçı Serdar Gökhan'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Öyle mi? Aa yayındayız. <laughs> Arap'ta Sorular programındayız. E, gözlerimi çıkarmıştım kusura bakmayın. Arap Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri kim var programımızda? Değerli sanatçı, çok sevdiğimiz değerli abimiz Serdar Gökhan var. Çok da güzel konuşuyoruz. Nerede kalmıştık? Niye eleştiriye tahammülümüz yok? Serdar abi. Ya acaba eleştiriyle hakaret etmeyi birbirine e, karıştırmadığımız sürece değil mi? Yapıcı. Ya, tabii derler. ki ben hakaret etmedikten sonra, küfür etmedikten sonra hı yani bir eleştiri yapıyorsam bu niye kötü anlaşılsın ki? Demek ki tahammülü yok. Eee yaptıkları her şeyin en iyisini biliyor herhalde onlar. E, hiç, dışarıdan e, hani gölge etme, başka insan eylemem hesabı. Ben ne yaptım biliyorum. Sen karışma kenarında, kenarda dur zihniyeti var. Niye eleştiri yapılmasını yani? Eleştiri olmadan olur mu yani? Doğruyu nereden bulacağız yani? Hı. Şimdi ben de konuşurken bazı belki hatalı laflar etmiş olabilirim. Sen abi şunları şöyle de söylemeyebilirim diye öz eleştiride bulursun. Aa, ben de hatamın farkında varırım. Bir daha tekrar etmeme bakarım. Yani en basit örneği. Tahammülleri yok abi. Bir düşmanlık var. Bir çözemedim gittim. Hani bazı şeyler vardır. Hani bir insan kendi başaramadığı işi bir başkası başardığı zaman hazmedemez. Yani hı hı. bunu, bunu ben niye başaramadım da bu adam başardı. Şimdi ülkede çok büyük işler yapıldı. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Ha, ondan sonra e, bazıları da bunu tukaka yapmak için elinden geleni ardına koymadan saçma sapan laflar üreterek e, bunu kötüleştirmeye çalışıyorlar. E, sen yap kardeş ama sen yapmadın ki bir şey yani bugüne kadar yani. Senin yaptığını da tebrik edelim, sana da iltifatlar yağdıralım. Hı. E, sen bir şey yapmadan yapılana itiraz ediyorsun, tukaka yapıyorsun. Niye? O zaman sen düşmansın abi yani benim gözüme düşmansın sen. Hı. Eleştiri yap. Ama bu kadar düşmanca öz eleştiri veyahut da ağır eleştiri yapma kardeşim yani. Nedir derdin de senin abi? Peki şeye katılıyor musun Serdar abi? Yani e, sanatçı ülkemi seviyorum dediğinde e, yandaş oluyor. Sonrasında gelen ikinci argüman e, ya da istek, temenni sanatçı muhalif olmalıdır. Olmalı mıdır? Yani ya sanatçının zaten e, siyasi rengi olmaması lazım bana göre. Çünkü Hı -hı. sanatçı bir toplumun her kesimin sanatçısıdır. Eğer bir tarafa yönlenirsen o kesimin sanatçısı olmuş oluyorsun. Ama şimdi beni bu taraftan da çağırmış olsalar, davet etmiş olsalar, gene saygı duyar giderim. E, çağırmıyorsan sen beni ayrıştırıyorsun. E, sen beni ayrıştırırsan benim de seninle işin olmaz, ben de bu tarafa gelip de şey yaparım. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ne yapayım yani sen beni kabullenmiyorsun. O zaman kabullenen varsa ben onun yanına giderim. Derdimi ona anlatırım. Çünkü sen beni dinlemiyorsun. Bildiğini okuyorsun. Niye bunu kabul etmiyorsun yani? Her şey mi kötü bir kardeşim bu ülkede yani? Ha, belki bazı şey yatırımlar e, önce halkının refah seviyesini biraz yükseltip sonra da yapılabilirdi. Ama hızlı bir gelişim çağına girdik ülke olarak. Hepsi bir an evvel yapılsın diye. Bu yapılanlar bu ülkede kalacak. Kimse alıp mezara götürmeyecek kardeşim. Bundan sen de istifade ediyorsun. Ben de istifade ediyorum. Bütün halk istifade ediyor. Yani bunu neyini kötüliyorsun Anlayamıyorum ki. Hı. Şimdi Esra'cığım bak bazı şeylere girdik. Şimdi bazı insanlar maalesef iki insanın samimiyetini veya sevgisini kabul edemiyor. Tahammül gösteremiyor. Mesela ben Sayın Cumhurbaşkanımızla e, iyi bir bağlantımız var. Bağlantımız varken var ki de derken şöyle yani beni şeyine davet eder. Orada ayaküstü muhabbet ederiz. Ben hiçbir zaman onu zor durumda bırakmamak için bir gün kapısını çalıp da benim şöyle bir derdim var, böyle bir derdim var demedim. Demem de zaten. Hı hı. Yani ben menfaatim menfaatim için hiç kimsenin ayağına gidip de da bulunmadım. Hı -hı. Sırf o insanı zor durumda düşürmek, düşürmemek için. Çünkü ben istersen beni görüp herkes istemeye başlar. Zor durumda kalır. Hı -hı. Ee, şimdi bir de bu samimiyeti çekemeyen aynı mecranın içinde bazı kişiler var. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımız belki farkında Hı -hı. veya farkında değil. İnanın şu samimiyeti kötüye kullanmak için benim aleyh gıyabımda laflar üretiyorlar. İşte şöyle yapıyor, şöyle diyor, şunu diyor, bunu diyor, buna isyan. aradaki şeyi bozmak dertleri bu. Ama tabii böyle insanlarımız da var aramızda yani. Sırf karşı tarafta değil bizim içimizde de var Hı -hı. bunlar. Hı -hı. Bu da aslında bir e, hakları öz eleştiri. Öz eleştiri. Karşılaştığım için söylüyorum. Eyvallah e, Serdar abi. O zaman şunu konuşmak lazım. Yani e, hani yerken içerken çok dikkat ediyoruz ya işte böyle kendimize bakıyoruz. Değil mi? Hani şu kadar yapalım şu kadar spor yapalım şunu yiyelim yok protein zart tut. Bir de ruhun e, vitamini ihtiyacı var galiba insan olmamıza. O vitaminler hangileri isterler <laughs> abi sence? Yani biz yani ruhun, ne, ne olmak zorundayız? Ruhun tabii ki vitamini, vücut vitamininden i̇şte bu mesela daha önce hasetlik gelir. Mesela bu kıskançlık neyin eksikliğinden e, sadır oluyor? Ben kıskanç, hayatımda kıskanç olmadım. Kıskançlıktan da nefret yok yok. ederim. Şey, e, yani genel şey konuşurken. Olarak, yani ben niye kıskanır bir insan? Çözemiyorum da bir türlü. Ya hasettiktir ya kendini benim yerine koyup da o ilişkiyi kuramıyordur. Ya Efendim e, kendisi e, gö görmek istediği e, iş, ne bileyim e, ilgiyi alakayı göremiyordur. Ya bir insan niye kıskanır? Benim yan komşumu araba almış gurur diyorum e, hemen gider tebrik ederim. E, Allah hayırlı etsin kazadan beladan korusun. Ya ben onu niye kıskanayım? Adam çalışmış kazanmış yapmış almış. Maşallah. Yani dersin. kıskançlık nedir ya niye kıskansın? Bekle Allah sana da verir. Sen de işin gücün rast gider. Arabanı da alırsın, evini de alırsın, köyünü de alırsın. Neyin de. Her şey bir zaman işi. O zaman gelmedikten sonra hiç kimse beklediği hayali kuramaz. Kurduğu hayal yerine gelmez yani. Gerçekleşme. Hı -hı. Rabbimin bir bizlere çizdiği bir yol var. O Hı -hı. vakti kerahat gelecek. Hı -hı. O vakti kerahat geldiği zaman muhakkak biz de o e, şehir e, huzuruna, mutluluğuna erişeceğiz. Hı -hı. Mücadele ediyoruz. Yılmadan ayakta durarak. Bakın ben 75 yaşındayım. Maşallah. Gösteriyor mu kendimi? Allah çok güzel evladlar versin. E Neden? Efendim? Aile huzurumdan, ev mutluluğundan. Ne güzel. Evladımı seviyorum, eşimi seviyorum. Evimde mutluyum. Dışarıda kim ne düşünürse düşünmüş benim umurumda değil. Benim aile zaten başka da bir yaşantım yok. Çok mütevazi bir hayat yaşıyorum ben. Üç kişilik bir aileyiz. Üçümüz birbirimize yetiyoruz. Çok selam. Birbirimizin misin? eksikliklerini gideriyoruz. böyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman hayatta e, ideallerim çok param olsun, şunu yapayım, şunu alayım. E, Vay onun şu kadar parası var benim niye yok diye bir düşünceye kapılmadım. Hep Rabbimin bana verdiğinden şükrettim. Ondan yetindim. Daha fazla verdiyse biraz daha iyi yaşadım. Daha az verdiyse ona göre hayatım İnsanlar devam İnsanlar çok etti. parası olunca ne yapıyorlar? Bilemiyorum soracağım ama <laughs> böyle bir tanıdığım da yok. Tamam, ne Zengin oluyor yani çok para olunca? Çok para olunca ne olacak biliyor musun ne oluyor? her şeye sahip olabilme imkanı var ya bir anda böyle tepeden bakmaya başlıyor. Eyvallah. Para gücü çıkmıyor ortaya yani başlıyor. Yani bir takoz gibi bir şey bu. Evet. Bir de ee, altından çekildiği. Evet. Ama işte onu yarın ifraz edip de ne duruma düşeceğini düşünmüyor. Hep hani e, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin bir laf vardır. Bir de ben hakkın ve hakkaniyetin güçlü olduğunu savunuyorum. Maşallah. Gücün haklı olduğunu savunmuyorum. Güç hmm. haklı olmamalı. Ne güzel bir cümle. Anlatabiliyor muyum? Peki, Haklı ne? ve hakkaniyet sahibi insan güçlü Hı. olmalı. Ama bizim ülkemizde tam tersi. Paran varsa güçlüsün. Hı. Paran yoksa rezilsin yani. Dünyada böyle Selçuk abi. Hı? Dünyada böyle. E, dünya bu düzende Paran zaten. Varsa. Bu düzende, düzende. Yani dünyayı değiştirecek halimiz de yok. E i̇şte bu düzen içinde yaşamaya, ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Şimdi zaten bu pandemi çıktı yaşamak için müracaat şey, hayatta kalmaya çalışıyoruz ben Olabilir. dört tane aşı oldum biliyorsunuz daha kimse ikinci olmamış hmm. ben dördüncüyü de oldum i̇şte yapsalar ben... beşinci de olacağım da yapmıyorum <gülüyor> <gülüyor> peki Serdar abi niye çok özlüyorsun niye özlüyorum biliyor musun <laughs> şimdi rahmetli annemi özlüyorum bu aile ortamını ya, ama gerçi öyle iyi bir aile mi, ortamımız olmadı ama iyi bir aile ortamını özlüyorum ya yani aile yani anne tarafından şimdi Allah'ıma şükür sen ne güzel, ailenin ne güzel mutlu güzel bir Rabbim ailen var şimdi bana üç kişilik Maşallah. bir ailem var kendimi mutlu hissediyorum onun için pek fazla özlem <laughs> diyemiyorum ama annemle de bir arada olup da böyle mutlu bir aile düzeni sürdürseydik çok daha iyi olurdu babamı Hı. özlemiyorum niye özlemiyorum Babam çok vefasızlık gitti. bana. 5 yaşında bir çocuk, 8 yaşında bir kız çocuğu bırakılıp da gidilmez. Ta 20'lik küsürlerde karşıma çıktı. O da niye? 18 yaşına kadar e, ee, nafakamız vardı. Onu ödemek için kendi izini kaybettirdi. Sonra karşıya çıktı. Şimdi ben ona baba demem mümkün değil. Yani Allah rahmet eylesin. Arkasından konuşmak gibi oluyor ama Aray. Allah, Allah affetsin. Ama yaşadığım için söylüyorum. Yani bir babalık bu değil. Bak ben bir, bir, bir tane evladım var. İlk ve tek başka yok. Allah ben ona benim yaşadıklarım, gençlikte yaşadıklarımı, çocuklukta yaşadıklarımı yaşamasın diye gücümün yettiğince yaşatmaya çalışıyorum. Onur etmeye çalışıyorum. Yani şu vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesine çalışıyorum. Mayasının sağlam olmasına çalışıyorum. Oğlum da maşallah buna karşılık veriyor. Çok duygusal ve mayası sağlam bir insan. İnşallah bu vatan'a hayırlı bir evlat olacaktır. Bir Ona baba çocuğunu e ilk beş diyelim Serdar abi ne öğretmeyi İlk beşte ne olmalı? İlk beşte evet dinini öğretmesi lazım. Din Allah korkusunu bilmeyen çocuk Süper. her türlü sapkınlığa sapar. Hı -hı. Ailesine saygısını bilmesi lazım. Hı -hı. Anneye babaya olan saygısı duyması lazım. Okulda okuması lazım geleceğini kurtarması lazım çünkü kendi hayatı ileride biz varız veya yokuz kendisi kalacak hayatta hmm. kendi hayatını idame ettirecek bir meslek edilmesi lazım bir duruma gelmesi lazım insanlarla iyi geçirmesi lazım kimseye kıskanmaması lazım her şeye bir tevazi bakması lazım bir de öbür dünyaya hazırlanması lazım başka bir şeyimiz yok çünkü neticede hepimiz gideceğiz bu dünyaya kazık çakacak halimiz yok Gideceğimiz yer Yüce Rabbim'in yanı. İnsanlar sanki öyle mi zannediyorlar Serdar Ya zanneden zannediyor. Yani imanlı insanlar böyle zannediyor yani da bazı ama. imansız parasını iman görenler de var. onlar hiç umurlarında değil. E, açın mı aşağı yani. E, Yaradanın varlığına bile inanan yok bazılarının. Ulan oğlum bu dünya bir kendi kendine giriyor. Sen şunu yapabilir misin? Şunu bir zerreci gözle görünmeyen mikroplar var bu dünyada. Bunların hepsinin bir yaradanı var. Bu kadar canlı var. Peki Serdar abi. Çok önemli bir konudayız. Ee, hu dönüşün var mı? Nasıl? Hu. Hu ne? <laughs> hu dönüşü. Ne demek anlamadım. Yani o e, Allah'la biraz önce anlatıyorsun ya o irtibatını ilk ne zaman kurdun? Kalbi olarak. Kalbi olarak ben işte... Şuur. Dan bahsediyorum. Ee, evden ayrıldıktan sonra sokakta yalnız yaşamaya başladığım zaman. Kaç yaşındaydınız o zaman? Bazen? 16 falan yaşıyor. 16, 16 yaşındaydım ben. Hı hı. Bu bildiğiniz Taksim Parkı'ndaki o banklarda günde bir simitle haftalarca yattım ben. Hı. hı. Anlatabiliyor muyum ben? Allah'la irtibatım hiçbir zaman kesmedim. Her zaman irtibatım var. Ben her cumamı kılarım. Gerçi beş vakit kılamıyorum çünkü. Ee, olmuyor yani. Zaman olarak da olmuyor. Şey olarak da olmuyor. Ama hiçbir zaman Rabbimden ümidimi kesmedim, dualarımı eksik etmedim. Sıkıldığım zaman, başım sıkıştığı zaman, dara düştüğüm zaman hep ondan yardım diledim. Çünkü dileyeceğimiz başka bir kimse yok. İnsanlara, insanlardan yardım istesem bugün 5 lira verir, yarın senden 15 liralık karşılık bekler. Onun için kimseye müdahale, insana müdahale, müdahale etmedim. Rabbim bize yeter. Ne yapalım? Bunlar bugünlerde gelip geçecek. İnşallah e, ee, biz de mutlu, huzurlu, ekonomik olarak diyeyim, mutlu ve huzurlu günlere erişeceğiz. Süpersin. Serdar abi. Peki Özlem derken e, çocukluğun haricinde e, Serdar abi bu film setleri e, oynadığın işte e, sinema filmlerini böyle ayırdığın yani şudur şu çok iyiydi e, dediğin bir film var mı? Esra'cığım bizim o zamanda Oynadığımız filmleri hepsini severek oynadık. Çünkü özveriyle oynadık. Bizim zamanımızda para yoktu, pul yoktu. Maddi imkanlar yoktu. Teknik imkanlar yoktu. Ee, Hiçbir şeyimiz yoktu. Hep sene sepetle idare ettik yani. Senede alırdık. Tefeci Ferdinand vardı. Ona kırırdık. O aldığı şey. kalan parayı harcardı Yeni bir film alana kadar. Yani böyle bir birikim yapacak para da kazanmadık biz sinemadan. Ama o dönemleri çok özlüyorum. Şöyle özlüyorum. O atmosferi, o sıcaklığı, yönetmenle oyuncular arasında, oyuncularla oyuncular arasındaki ilişkiyi inanın özlüyorum. Çünkü bu son epeyden beri de bu sektörde yeni Hı. işler de yaptım, diziler de çektim. Ama o sürece sıcaklığı bulamıyorum. Çünkü bir şey söylediğin zaman kabul etmiyorlar. Ya ben bu işe tecrübem yüksek. Bu işin artık alaylısıyım. Mektebimiz yoktu bizim o zaman okuyabilecek. Yani bu alay o sinemayla ilgili. Hı. Şimdi her şey var. Ama Setlerde gördüğüm bazı şeyleri söylüyorum ya kardeşim şimdi bu şunu yaparsak yani illa yap da demiyorum şu sahneyi şöyle çekersek diziye faydası olacak veya filme faydası olur hemen tukaga oluyorum o filmden sonra çizik çok karışıyor. Hı -hı. Aslında bir tarafta hani e, sanatçı navigasyondur değil mi aslında? Tarihin, yaşadığı dönemin, o şahitliğinin navigasyonudur. Herhalde. Niye buna tahammül yok insanların? Yani ya yeni işte, yeni sektör demek ki böyle. Ya bu yeni nesil böyle. Bir şey diyemiyorum çünkü her şey çok iyi Peki yetiştirdiğin şey. oyuncular var mı sende herhalde? Nasıl? Yetiştirdiğin oyuncular var mı? Ya ben e, yetiştirdiğim oyuncu derken herkese her şeyin doğrusunu öğretmeye çalıştım. Muhakkak beni dinleyenler de var. Mesela Anadolu'dan gelen bir sürü kızlara gelirdi. Artist olmak için hepsini kenara çekerdim. Bak kızım bu mesleğin sonu bu. Burada başarıya ulaşamazsın. Hadi dön git kızım evine. Yol paran söyle, yol para verip hepsini evlerine gönderiyorum. Öyle mi? Çünkü tabii bu sektörde ziyan olurlar. Çok işte ziyan oldu. Kandırıyorlar. Hmm film yapacağız diye başka yollara gönderiyorlar. Ben elim ettiğince, gücüm yettiğince hepsini geri çevirdim. Ailelerine, yanlarına gönderdim. Niye girsinler yani? Çünkü sinemada görüyor o ihtişamı falan. Ben niye bu ihtişamın içinde yaşamayayım diye hevesleniyorlar. Ne bileyim özlem duyuyorlar. Ben de onların bu işlerin kolay olmadığını, bu işlerin sonunda bazı riskler, riskler olduğunu söyleyerek ikna edip geri gönderiyorum. Çoğuna da yol parası yani, verdiler. Tutunanlar tut, tut, tutunuyordu. Tutunuyordu. Ee, tutunamayanlar? Ya tutunanların da belli bir yolları var tutunmak için yani. Hmm. yani. Durup dururken kimse kimseyi tutmaz. Ya bir yarışmadan dolayı geleceksin. Bir popüleriten olacak. Yoksa sokaktan gelip de bir insan tutunabiliyorsa muhakkak o tutunmanın altında asıl diyor bir, bir yerler vardır. yani Başka türlü tutunamaz yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bugün de öyle değil mi? Şimdi bir sürü sinema okullarından piyasaya yüzlerce genç türlü hayallerinden pompalanıyor. Hı hı. Bunların hepsi iş bulabiliyor mu zannediyorsun? Bulamıyorlar. Şuralarından bazıları fedakarlık ederse iş bulabiliyor. Bir yerlerinden taviz vermeyenler maalesef iş bulamıyor. E bu niye bu kadar insanı hüsrana uğratıyorsunuz? Niye bu kadar insan pompalıyorsunuz bu piyasaya? Yok çünkü bu kadar karşılığı yok yüzlerce oyuncu görüyorum ya ben. İçin parça çok da e, güzel çocuklar, yakışıklı çocuklar, güzel kızlar. Hı. Çoğu da ziyan oluyor başı. Hayaller peşinde koşuyorlar ama sonunda hüsran oluyor. Ve ayrıca da başarıya ulaşanların 3-5'li, bilemedin 10 tanesi veya 15 tanesinin dışında devam eden bir oyuncu hatırlıyor musun? Ben bir dizide seyrettikten sonra dizi bittikten 2 ay 3 ay sonra hatırlayabiliyor musunuz o insanları? Hatırlayamıyorsunuz. Şimdi şey, çamın... Saman alevi gibi. Ha yanıp sönüyorlar. Ama Yeşilçam'ın şu şeyi vardı. Sinema sektörü yoktu. Seyircinin pek seçme hakkı da yoktu. Hı hı. Tamamen sinema vardı. Sinemaya tek o eğlence merkezi olduğu için bütün insanların gittiği tek yer sinemaydı. Hı, hı O sinemada benim sevdiler, sevdiler. Ve bizim halkımız da kolay kolay herkesi sevmez. Hele toplum ahlakına uygunsuz bir harekette bulun veya bir rolde oyna. Seni bir dakikada siler. Hı. Hayatta kalmak için bunlara, bu kurallara riayet etmen lazım. Ben bugün 75 yaşındayım, 57 senedir bu meslekteysem hiçbir zaman halkın hoş görmeyeceği işlerde oynamadım. Yapmadım yani. Kötü rolde oynamadım bir kere hiç. Hep Hiç kötü karakterde oynadın mı? E, oynamadım. Kötü karakter. Hiç oynamadım. O çok enteresan bir şey mesela. O da bir cesaret isteyen bir şey değil mi sen? Cesaret isteyen değil. oynamak. Halkımı çok iyi tanıdığım için kötü yani oynadığına bir dakikada soğurlar senden. kendi Kendilerini ha. senin yerine kahraman olarak görüyor. Yani, yani niye kötü oynasın ki bu adam diyor kendi kendine. Soğurlar. Hiçbir zaman e, halkın isteğinin dışında hareket etmedim. Hmm. Mesela bir Erol Taş da hiç iyi rollerde oynamadı. Oynayamaz çok çünkü iyi. bir yere çakıldı mı başka rol teklifi de gelmez ona. Çünkü iyi rol oynayamazsın. Herkes bütün seyirci ondan kötülük bekleyecek. İyiliğine <gülüyor> inanmazlar. <gülüyor> Samimi bir gelmez. Bir dakika sen. Bir tane Erol Taş'ın bir tane iyi rolü var. Bir tane öyle hatırlıyorum. Hangisi? Bak, bir tane hatta ben önce çocuktum. Böyle ay çok sevinmiştim ya. Erol Taş iyi rolde burada falan diye çok sevinmişti. Bir tane var diye hatırlıyorum. İnşallah bilen falan varsa yani son zamanlarında var bir tane. Mi acaba? Haksızlık etmezsem diyor, efendim sizin ben, Bile hiç hatırlamıyorum iyi bir rol olduğunu. Muhakkak ya ağadır, sonra hain da... ağdır ya eşki <laughs> ya şeydir yani ama e, adama biçilen şey o, kaftan o. Değiştiremez onu. Hiç istemez. Ayrıca sinemamızda kötü oynayan insanları inanın hepsi altın yürek o kadar iyi insanlar ki. Evet. Ama bir kaftan biçilmiş O oynamak zor. Çünkü başka rol geldi. Ama mesela halk bunu çok zor kabulleniyor değil mi? Sen. Kabul ediyor ve öfkeleniyor. Mesela sen bir rolünden dolayı hiçbir tepki görmedin, değil mi Serdar de Görmedim. Şey mesela görmedim Ama olsun çok fazla böyle değişik tepkiler gören e, sanatçılar. E var oynak yok. sanatçılar onlar abi hmm. Bir onu bir onu bir onu. Ben Erol Taş'ın <laughs> yapıyorlar yani. Bir, bir yazlık bir bahçede <laughs> arkadan gelip jöne kötülük yaparken adamı silah çekip perdeye ateş ettiklerini biliyorum ben. Oh. Yani i̇nsanımız bu kadar saf ve temiz yani o kadar inanıyor, onu gerçek gibi görüyor. Ulan diyor arkandan diyor geliyor diyor çekiyor silah tak tak. Erol Taş'a ateş ediyor mesela. Böyle insanlarımız da var. Çok benimsiyor. Hmm. Çok saf. Bizim Anadolu insanımız çok, çok, saf ve temiz. Çok çok güzeller ya. Evet. Peki Seren Dönem Bey sen aslında çok güzel bir konuya da e, değindik ama e, izlediğin bir dünyanın içine girdin. Çok enteresan değil mi mesela işte nerede biz tabi oraları görmüyoruz ama mesela buradaki izli, izli, izleyenler de şu anda sadece bizi görüyorlar. Yani burada buradaki kameralar falan filan. O Gerçekle karşılaştığında ne hissettin yani böyle değil ya, şöyleymiş. Şöyle Esra'cığım Sadece ben şimdi normal bir maaşlı ressamlık yapıyorum orada yaptığım iş karşılığında sayısına göre geçimi temin ediyorum ben aklımın ucundan geçmezdi ki böyle hayranlık duyduğum özlemini hissettiğim ve hatta çok şey yaptığım arzladığım bir mesleğe girip de sanatçı olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Hmm. <laughs> Ama girince de bir an şaşkınlık yaşamadığım değil. Şan şöhret insanı bir anda bir şaşkınlaştırabiliyor. Ama Allah'a şükür özümden karakterimden hiçbir şey kaybetmedim. Hı. O çabuk at, at, o bir an şımarıklık yaptığımı hatırlıyorum. Yani şımarıklık yaptım derken kötülük bir değil biraz o, e, e, şey, bir ego geldi böyle bir şey. Yani böyle bir havaya girdiğin <laughs> oluyor bazen. İnsanlar. Hemen toparladım kendimi. Hı. Oğlum özüne dön. Sen mesleğin bu olabilir. Simitçi olabilirsin, fırıncı olabilirsin, çöpçü olursun, bekçi olursun, arsa olabilirsin ama senin özün değişmez. Mesleğin değişebilir ama özün değişmez. Onun için özünde kaldım ve kendi sözümü tuttum ve hep özümde kaldım. Çok güzel. Resim yapmaya devam mı? Şimdi Eser'cim resim yaparken kafanda bazı problemlerin olmaması lazım. Kendine o resmi vermen lazım. Yani o fırçayı sallarken kafanda bir düşünce olmaması lazım. Bazen ara sıra o düşünceleri atabiliyorum ve oturuyorum resim yapıyorum. E şu an en sonunda bir tablo bitirdim aşağı yukarı. iki metreye bir buçuk metre. Şimdi bir tanesine başladım. Çok, Çok sevdiğim bir resim. Ya. inşallah onu da bitireceğim. E ben ufak çalışmıyorum. Benim resimlerim iki metrelik, üç metrelik. Yani büyük resimler. Panamik. Çok zaman istiyor. Bir de tüp yağlı böyle çalıştığım için kuruma zamanları uzun süre. ...alta attığım bir astarı kuruması için... ...en az bir hafta bekliyorum ki üzerine çalışabileyim. Yani Hı -hı. biraz uzun sürüyor benim. Bak Serdar abi... Ee ...şöyle... Ee ...çok sevdiğimiz yayıncı arkadaşımız... ...Haluk Kesim... ...demiş ki bir millet uyanıyor filminde... ...Çolak bir karakter, kuvay Milliyeci, Erol ah, Taş... Tarihi filmsel, Morak doğrudur. Evet, ben onu bir de olayım. şeyde oynamıştır, doğru. Ee, Çolak de, Ahmet. Evet, doğru. TRT yapılmıştı. Bütün şu şeyler... ...oynamıştı... Cihan Inan'la oynadığı bir tarihi film vardı. Akat filmi, Türkan Şoray'la ana filmi. Ana filmi. Hmm. Orada da yer oldaymış. Ne güzel. Aa. Keşke devam etseydi, teklif gelseydi de. <laughs> Erol abi ben çok severdim. ha. Çok iyi bir insandı. Arasına ara en giderdik. böyle e, Serdar abi, Yeşilçam'da böyle en iyi böyle kafanın uyuştuğu dostun kimdi? Ya hepsini çok severdim. Bizim Kadir Savun'la. Haram hmm. çok iyiydi benim ondan. Çünkü aynı firmanın da adamıydık. Hmm. Ee, Dadaş filmi, Saltık filmi. Ya o adama karşı bir acayip bir sempati duyuyordum ve yani, o dev haliyle, eblek, eblek kürüşüne. bayılıyordum. Ondan çok iyi kafam anlaşıyordu benim. Hmm. Diğerlerinden de bir problemi yok hepsinden. Peki hala ilk yövünle... mesela Tamer'le görüşürüm, eee Tuğrul'dan görüşürüm, Ümit'ten görüşürüm. Ben yani görüşmedim ayakta duran her insandan görüşmeye çalışıyorum. Bazılarının sağlık durumları pek iyi değil diye telefonda konuşurken zorluk çekiyor. Çekmesi diye konuşamıyoruz. Hı, yüz, yüze de, yüz yüze de görüşme imkanım olmuyor. Çünkü zorlanıyor telefonda. Konuşmak için zorlanıyor. E, üzülüyorum onun için pek sık aramıyorum ki onu zor durumda bırakmıyor. Yani kendini nefes yetiştirmeye uğraşmasın diye. Çok ince bir davranış. Peki İlk girdiğinde oyunculuk sektörüne ilk girdiğinde böyle evet seni herkes çok sevmiş Serdar abi birçok hayranların olmuş ama senin izlediğin sanatçılar arasında çekemeyenler oldu mu gibi magazinle kayın biraz? Olur olmaz olur mu? Yani çekemeyenler derken yani benim kişiliğimi değil de oyunculuğunu. Oynadığım, oynadığım rolleri kendilerinin oynamasını isteyen çok kişi vardı. Mesela biz Cüneyt'ten bayağı bir köşe kapmaca oynuyorduk. O benim setlerime cas gönderiyordu. Bu herif ne yapıyor diye <laughs> inceletiyordu. Ben onu inceletiyordum. Yani çünkü rakiptik birbirimize o zaman. Bir tak... rakiptik rakiptik. O zaman. Evet. Kimin ne yaptığını karşı taraf bilsin diye böyle şey yapıyorduk. Dünya tatlısı Allah şifa versin. E, onu da çok seviyorum. E, olacak böyle rekabetler olacak iş konusunda. İyi yapmak açısından rekabetler olacak. Kötü evet. açıdan değil ama. İyisini yapmak açısından rekabetler var. Bir taraftan da aslında izleyicilerimizin sorularından bir tanesini soracağım ee, Serdar abi. Ee, nasıl bu kadar formda, zinde, kendine e, güzel bakıyor, e, neler yapıyor diyorlar. Şimdi aslında hiç baktığımda yok. Yemeğime dikkat ettiğimde ne bulursam yerim, hiç umurumda değil. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Yalnız bizim aileden gelen genlerimizde varmış. Benim annem rahmetli annem 94 yaşında eldi. eldi. Ve pırıl pırıldı cildi mildi yani. Bizim genlerimizde var bir <laughs> şey, gençlik. O gençliği götürüyoruz. Ha, spor yapmıyor musun? Yapıyorum tabii. Elim erdikçe yapıyorum. Eski gençliğimdeki gibi e, harala, ha hara, güre yapmıyorum ama imkan kendimi iyi hissettiğim zaman da spor yapıyorum. E, çö, son zamanlarda eşim sağ olsun biraz kilom var diye Yemeği de kesti benden. Hı. Perize soktu. Onun sayesinde biraz fit durmaya çalışıyorum ama. Gene biraz var. Demek biraz daha aç kalmam gerekiyor. <laughs> Peki sabah kalktığında hemen direkt spor? Yok yok Hı. öyle bir şey mi? Sabah kalktığımda vücudumu esnetmek için biraz el kol hareketi yaparım ki yani vücut estetiğini hımbıl kalmasın diye. Böyle ufak tepeye artık bu yaştan sonra fazla spor yapamıyorsun. Ben e, yaptığım sporlar hep ağır sporlardı. Ben Boks yaptım, karate yaptım, judo hmm. yaptım, efendim, hmm. e, halter sporu yaptım. Hep ağır sporlardı benim yaptığım sporlar. E sen, ah bir dakika e, abi, sen aynı zamanda oyunculuk yaparken böyle daha çok e, bu dövüş sanatlarını gösterebileceğin oyunlar karakterler değil mi? Tabii ki, tabi tabii ki. Orada mesela inşallah böyle kötü şeyler olmuyordu, böyle sakatlamalar falan olmuyordu, oluyor muydu? Bir kere sakatlandım. E, o da ...bizim memlekette çekiyorduk... Ee, ...omuzuma böyle bir kütük bağladılar... ...ayağıma da bildiğimiz o... ...manda derisi ve öküz derisi çarıklar vardı. Hangi ya. filmdi Serdar ee, abi? Dur söyleyeyim... ...ah be yavrum o kadar aklım bir şey olsa... Tamam, sıkıntı ...neyse gelince evet. söylerim ama... Ha, vur, e, ...yok Ramazan o da değildi... ...neyse omuzuma... ...kütüğü koydular ağır da bir kütük... Ayağımızda çarık, hakiki çarıklar o manda derisinden. Çimlerde beni sürükleyerek iki atlık gö çekerek götürüyor. Hı -hı. Kardeşim o çarık ıslandığı zaman sabun gibi oluyor. Hı -hı. Çimlerde sabah çiğ yağmış, sırılsıklan. Ulan bir adım gittim, iki adım gittim, üçüncü adım gittim. Atlılarda da çekiyorlar derken ben bir havalandım. Ayaklarım kaydı. Bu kütük bu tarafa döndü. Benim bu kolda buradan çıktı, şuraya girdi. Eyvah. Evet, beni bayılmışım tabii. Kolu hastanesine götürdüler beni. 3-4 kişi kolu buradan çekmişler. Tekrar yerine oturtmuşlar. Ee, <laughs> tabii sargıladılar, mağrurladılar. İşte rahmetli beni meşhur eden Kadir Kesemen demiş tedavisi bitene kadar, iyileşene kadar oturun, bekleyin demiş. O arada ismini vermeyeceğim bir yönetmen demiş ki ben devam ederim, ben oynarım bu rolü. demiş. Bak, fırsatçıya bak. Lan ben sakatlanmışım <laughs> orada. Benim sakatlanmamdan yardım kendi oynayacakmış. Bu hem yönetmenlik hem şönlük yapıyordu. İsim vermeyeceğim. O da rahmetli oldu zaten. Allah kendi gene gene rahmet eylesin. Hani böyle fırsatçılar da vardı. Ama sağ olsun Kadir abi beni iyileşen kadar yani bir, bir buçuk ay bekletti seti oldu. Oluyor böyle şeyler. Ama tehlikeler atlatmadım. Çok tehlikeler atlattık çünkü teknik imkanlarımız yok. Şimdiki gibi değil tabi. Nerede şimdi her şey var abi şimdi. Oyuncu evde şeyle geliyor bir fanneyle geliyor. Çorabı veriliyor. Efendim ayakkabısı veriliyor. Pantolonu veriliyor. Takım elbisesi veriliyor. iç çamaşırı veriliyor. Biz bavullarla oynayacağımız roldeki kostümleri bavullara doldurduk Bir de ütü koyardık içine. Hadi binerdik otobüse Taksim'e çıkmak için. Taksim'den bavullarla şeye giderdik firmanın önüne. Sete giderdik. Açardık orada Asardık buruşmaları. Buruşanları da kendimiz ütülerdik. Böyle böyle bu işleri yaptık. Yani şimdikiler cefasını biz çektik. Sefasını bunlar sürüyor diyeceğim ama <laughs> ya, ayıp da olmasın. Olursa da olsun. Ne yapayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Peki Sender abi e, dedin ya pandemi sürecinde ben dört tane aşı oldum. Evet. E, aşılarım oldum dedin. E, çok etkiledi seni psikolojik olarak? Yani daha öncesinde hiç böyle bir şey yaşamış mıydın? Böyle bir tecrübe? İnanın kendim için yaşamadım. Oğlumun e, evde kaldı bir, bir buçuk sene okullar kapandığı için. Oğlum aşısızdı, aşı, yap, aşı yapmıyorlardı. 16 yaşında şimdi benim oğlum. Yani ben belki alakası. oğluma bir mikrop bulaştırırım, dışarıdan getiririm. Bunu sağlığıyla oynarım diye korkudan kendim gittim. E, süreleri doldukça aşı oldum. Süreleri doldukça aşı oldum. Şu an iki tane Çin aşısı oldum. Daha ilk zamanlardan. iki tane de şimdi Alman aşısı. Biontech oldum. Yeni aşı nereden? Bir yerli çıkacak. Bir i̇ki tane de ondan olurum. Artık <laughs> hastalık oldu bana. Eroyman gibi. Aşı getirin diyorum. <laughs> Turkovak. Turkovak mı çıkacak? E aman hmm. bir an evvel çıksın. İki tane de ondan atayım bir kenara. <laughs> Peki bu süreç... Ama bir şey söyleyeyim Bana Peki. iç organlarım da ağrı yapıyor. Efendim? İç organlarım ağrıyor. Hmm. sonra. Organlarım da ağrı yapmaya başladı bende. Hmm. Tamam Ağrı kestiği içiyorum. Yani herkes beni Oş. böyle sağlıklı mallık görür müsün? İçten ufak ufak problemlerim var yani. Ya o, o çok, olacak olası, çok olası. O yaşın getirdi her şey olacak tabii ki. Buna da şükür. Yaş derken yani ben... Gerçekten inanıyor musun Serdar abi? Hani o e, mutlaka keza gördüğüm yani e, zahirde o öyle bir şey var da. Hani bu hissettiğin yaş falan diyorlar ya. Ya doğru ben şimdi biyolojik yaş. Ben 70 75 yaşında arkadaşlarımız var. Allah şifalar Bastonla falan dolaşıyorlar. Ben kendimi yaşımı söylüyorum, övünerek söylüyorum. Yani ben bu yaşta böyleyim diye. Aman nazara mazara gelmeyeyim. Tabii ki hissettiğin yaştasın. Ee, ben kendimi hiçbir zaman 55 60'tan yukarı görmedim yani. Hep o yaştayım gibi hissediyorum. Çünkü dinamizmim öyle. Yaşımın verdiği bir şeylik yok. Ee, ağırlık, Hücre, yaşlanması, herhangi ne bileyim bir e, ne diyeyim ya. E, yani yaşlı bir muamelesi yapılacak hiçbir şey görmüyorum kendim. Yaşlı değilim çünkü zımba gibiyim. Anladın mı? Hatıralar, <gülüyor> <gülüyor> Hatıralar da yaşlanmıyor, kalp de yaşlanmıyor değil mi? Yaşlanmıyor, yaşlanmıyor yani. Ya hayatı seversen, her şeyi seversen, sevgiyle bakarsan inanın insanlar yaşlanmıyor. Kötü insan yaşlanıyor bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yüzü de kötüleşiyor. Evet. Kalbi de kötüleşiyor. Evet. Ve yaş, erken yaşlanıyor. Niye acaba? Çok mu fazla içine böyle biriktiriyor, Abi, hani, biriktiriyor? Ne demiş? Farezlenme var. Yüz falezlenme. kalbin aynasıdır demiş. Hmm. Güzel insan, güzel düşünen insanın yüzü güzel olur. Yani elhamdülillah diyen insanın yüzünü sıvazlayan, Rabbine şükreden insanın, bir de koyu kalp, insanın yüzü güzel olur. Koyu kalp kir tutar ya. Yani o yüzden açmak lazım değil mi? Bir ressam'a bunu söylemek estağfurullah haddim değildir ama. Estağfurullah. Hangi tonları e, kalbimize e, tutmak lazım? Bence Pastel ben şey, tonu. Bir şey söyleyeyim mi? Sevgi tonlarını kalbinde tut abi. Hiç kötülük düşünme kimseye. Kimse için kıymet etme. Herkes yaşadığını yaşar. Sen yaşadıklarından yetin. Herkesin selameti başına. Yeter ki sana dokunmasınlar. Sana zararları olmasın. Senin de onlara zararın olmaz. Kendi halinde yaşadıktan sonra ben sana söyleyeyim insanın kötü olması mümkün değil. Değil. kesinlikle. Değil. Para hırsın yoksa zaten kötü bir insan değilsin. Hı. Yani Ben her zaman yetindim. Kazandığımdan yetindim. Şükrettim. E, kötü günlerim de oldu. Peynir ekmek de yedim. Makarna pişirip de yedim. Ama e, lüks restoranlarda da yedim. Yaşadığın döneme göre kazanacağına göre bazı şeyler oluyor. İyi de yaşadım, kötüyü de yaşadım yani. Daha ne isteyeyim ya Simit sattığın zamanlar kaç yaşındaydın Serdar? In? 16, 30, 17 yaşındaydım. 16, simit sattığın zamanlarda. Ayrıca da o sattığım simitten e, evden ayrıldıktan sonra taksi parkında o banklarda yatıyordum. O gün bir simitten bir haftalar geçirdim orada ben. Her gün bir simit yiyordum. Yani sattığım simidi kendim yedim yani. Kendini ayırıp mı yoksa ee... Yok çok, okul, okuldayken simit satıyordum sabahları. İlkokul 4'te 5'teyken. Yani ya zaman geçip evden aldıktan sonra yaşantımda da o simidi yemek zorunda kaldım. <laughs> evet. Anladın mı dediğini? <laughs> Şimdi Serdar abi. Bir, Bir şey hatta... biz böyle sabahlar konuşacağız mı? Evet, ondan? evet böyle şu anda şey geldi çok güzel sohbet ediniz. Sabah ha. namazına kadar gidin diyorlar. E, o zaman diyor. buradan namaz <laughs> yakında cami <canı> var mı burada? <laughs> <laughs> Buluruz yani küçük bir can. Bulur burası. Şunu Ay, kenarda küçük. da bakılarız. Mühim değil. Sabah namaz, Siri de sabah namazının saatini söylüyor. Evet. Ee, abi bir taraftan yavaş yavaş çok az dakikamız kaldı seni kurtaracağım şimdi ee, abla, kurtulmak Gerçekten diye bir düşüncem senin yok de e, senin de sohbet çok güzelmiş senin de sohbet güzel hoşuma da gitti <laughs> güzel olsun. de konuşuyoruz çenemiz de düştü <laughs> Allah ne verirse gidiyoruz yaradanın sığınıp müzikler nasıl Selder abi ya müziği ben e, Son müzikleri sevmiyorum o son çıkan o e, ne diyorlar onlara? rap mi? Rap böyle söylenen şarkıları sevmiyorum. Nerede o eski klasik müziklerdeki, nerede o altsal türkülerdeki duygu, anlam, ifade ya yani ne kadar güzel laflar söylemişler o ünlü bestekarlarımız. Zaman bir Türk sanat müziği dinlerken laflardan etkileniyor bir kere. O müzik de zaten en çok sana... etkilendiğin hangisi? Güftelerden, şeylerden. ...ya hepsini çok seviyorum... ...güftahir edemem çünkü öyle bir saplantım da yok... ...ben eski düğümü, Türk müziği duyduğum zaman... ...türkü duyduğum zaman... ağıtsal bir müzik duyduğum zaman... ...kendimi kaybederim hemen dinlerim... ...ama bugünümüz pop şarkıları... ...zıtları hayatta saçma sapan abi... ...bir cümleyi on kere söylüyor tekrar ediyor... ...ya bana ne abi senin ya... ...sen şarkı dolduracaksın diye... ...ben dinlemek zorunda mıyım onları ya? ...bir cümle abi sekiz kere... <laughs> ...yalancıdır hep aynalar... Gir kalbime gör kendini. Mesela. Lafa bak. Çok güzel. Lafa bak görüyor musun? Yani aynaya bakma diyor. Kalbime gir de diyor. Kendini orada gör diyor. Bir tane daha var Serdar abi. Yanlış yanlış söylüyor olabilirim ama o tarzda bir şey. Gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarim? Bak lafa bak. Hissediyor adam onu yani. Birinin ona baktığını. Onun da ona baktığını hissediyor. Çünkü o göz ona bakmasa orada o gözle var olmaz o bakış. Hissetmiş onu. Bir de evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Hadi gel şimdi bunlar varken sekiz tane sekiz kere aynı satırı dinle. Nakarat olsa neyse dinleyeceğim. Yok abi. iki tane satırla başlıyor. iki satırla bitiyor üç dakikaya. Yani kusura bakmasınlar. Yani bu benim belki e, görüş açım ama e, yeni şark, genç şarkıcılarımız kusura bakmasın. Ben sevmiyorum kardeşim yani. Kimse de e, kusuruma bakmasın benim. Ama yeniler, dinlediğin isimler vardır yenilerden değil mi? Yok yenilerden dinlediğim kimse yok. Allah. Im. Açmam yani. Yeni müzikleri açmam. Sevmiyorum. Sevmediğim şeyi niye dinleyeyim? Zamanımı harcayıp bana bir şey vermedikten sonra mecbur muyum onu dinleme? <laughs> Peki ee, Serdar abi hiç böyle hayatını yazmayı düşündün mü? Bence sanki çok, ya ben çok sana güzel söyledim. bir Aslında bu. Düşündüm. Düşündüm ama ben hiç yalan, yulan veyahut da edebi laflar sarf edemem mi? Kalbimden geçenleri yazarım. E, bu piyasada iyi şeyler de gördüm, kötü şeyler de gördüm. Şimdi kötü şeyleri yazarsam çoğu insan alınır. Hmm. E, duygularıyla oynarım. Mahcup olurlar. Hmm. Kimseye bu mahcubiyeti yaşatmamak için yazmadım. Onları da bir kenara koyarak tek taraflı da yazmak e, olmuyor yani. Yazmak olmuyor. Onun için o defteri kapadım. Aslında bir ara düşünmüştüm ama çoğu insanları belki e, rencide ederim korkusuyla yazmadım. Peki onları yazmadan yazsan? Kadri? Olma, o zaman olmaz. Benim hmm. hikayem olmaz. Hikayenin içinde onlar var değil var, mi? Var tabii. Senin çok etkilediği Benimle şey... yaşayan hikayeler var yani. Benim de yaşadığım o ortamda hikayeler var. Boş ver. Ben yazmayayım da kim yazarsa yazsın. Peki bir sergi düşünüyor musun Serdar abi bu tabloların e, tablolarınla alakalı? Şimdi bir tane daha son başlamış olduğum çok sevdiğim bir resim var. Onu bitirince muhakkak bir sergi, sergi açacağım çünkü aşağı yukarı 16 sayıya ulaştı tablolarımın sayısı. Bir sergiye yetecek sayıda. İnşallah Allah nasip ederse yapacağım. Çünkü benim çalıştığım tarzı e, pek her ressam çalışmaz. Biraz sabır işi. Ben e, bir sergi açmıştım diyor. yanlış bir yerde, yanlış zamanda açtım. Oraya gelenler elini sürüyordu. Halbuki çok ressam elini sürtürme, sürün diyordum bakın. E, fırça izi arıyorlardı. Ben de fırça izi falan göremezsin. Allah herkes Allah. inanın herkes poster zannediyor benim hmm. yaptıklarımı. Poster değil kardeşim de yağlı boya. Ama sabırla mi? çalışıyorum. Sabırla. Mesela senin için bakarken gözünün pırıltı var. Bunu yapmazsam ben o resmi yapamam. Yapmam lazım. Ne görüyorsam yapmam lazım. Onu ayırt edemem. Yani birebir çalışıyorum. Çocukken mi çizmeye başlamıştınız? Çocukken de ilkokuldayken de resmi bir on numaraydı. Hep bana yaptırılardı resim. Resmi, resmi e, o meziyet bende küçük yaşlardan ne? beri var. Büyüdükçe de geliştirdim. İki senede zaten güzel sanatlara gittim. Bazı tekniklerini öğrendim yani resim yapma tekniklerini derken. Boya nasıl kullanılır, o şeyi nasıl kullanılır, sepa nasıl kullanılır, ne yapmam lazım. Önce nereden başlayayım? Onları öğrendim. Hani. Teknik bilgiler öğrendim ya yani. ama meziyet kendi elimden, içimden gelen bir şey. Hı -hı. Bunu yaratmak bana bağlı. Hı -hı. Orada öğretmiyorlar çünkü ancak tekniği öğretiyorlar. Peki 16 yaşındayken hangi kuşağa denk geliyormuşsun sen Serdar abi? Ee, 46 doğumluyum. Yok, öyle soramadım. Estağfurullah. Ee, hani bu Z kuşağı falan diyorlar ya. Bizim zamanımızda ZM yok ya yumuşak gibi G bile yoktu. bizde. biz ne gariban mıydık yani ne kuşağı. Bu neden? Neden bu Ne kuşağı bileyim ya? şimdi işte hayat dünya değiştikçe kuşaklar çıkıyor. Şey, Z kuşakları çıkıyor. A kuşakları çıkıyor. B. Ne bileyim bilemiyorum. Bu kuşaklardan herhalde yeni gençlik manasına geliyor bu Z kuşağı. Hı. Yeni yetişen güruh. Bunu neden böyle bir adlandırdık ya da kategorize ettik? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Sence? Bunu kim çıkardı o lafı? Z kuşağıdır diye. Söyle yani bu bana ben hemen sorarım onu. Niye kardeşim <laughs> böyle bir şey? Çıkardı bizi de zor durumda bırakıyorsun. Çünkü ifade edemiyoruz. Z kuşağı ne demek? Bilemiyorum abi. Z kuşağı. En son kuşak demek. 29 harfinin en sonu Z ya. Bu neslin en son kuşağı demek ki bizim yerlerimizi alacak kuşak demek. Var mıdır Anadolu'da böyle mesela? Anadolu'da insanlar mesela Z kuşağı desen ne söyler mesela? Yani niye Lan böyle oğlum çok... ne diyorlar? Hadi git var der. Ne diyecek? Bilmez ki. Anlamaz ki Z kuşağı. Onlar yeni nesiller. Ya işte Torunlar, torbalar der. Ya Z kuşağından anlamaz ki. Detaylı olarak sen biliyor musun Z kuşağını? biliyorum da şöyle bir şey. Şimdi bu girerse biliyorsan bana da söyle öğrenin Yok, Serdar abi, Şimdi girersek zaten program çok uzayacak ama ben niye çıktı niye böyle bir e, tabir niye böyle bir e, angaje e, bir tarafa angaje edildiğini ben biliyorum ne, da. nereden çıktığını, nereden aldığını. Çok algan... mantik bir şey yani. Böyle çok, çok şey bir şey. Yani böyle çok kategorize edilmiş bir şey. Yani Z kuşağının apolitik olduğunu söyleyen. Politik bir şeydir bu tabii ki. Çok politiktir. Siyasi... Politik bir şeydir yani. Yani dolayısıyla hani çok aslında uzun bir yani, e, zamanınızı alacak bir söylem olduğu için e, hem latifi yapmak açısından söyledim. Yani niye bu kadar sınırlıyoruz? Gençliği niye sınırlıyoruz? Ya da ne, niye bunu... Çünkü yeni gelen nesli kendi fikir ve düşünceler olduğuna inanıyorlar. İşte bu. Sen ve kendi bizim cevabını bizim nesil, vermiş oldun. Sen. Bizim nesil geliyor diyorlar. Anlatabildim Hı. mi? Başka, başka bir anlamı yok bunun yani. Aa Serdar bunlar senin mi? Aa benim resimlerden biri Aa. Bodrum. 1964 zamanı ya. Çok güzel. İnternette var benim resimlerim aslında hepsi. Var mı Filiz'im daha başka? Vardır. Çok güzelmiş. Ama bu gerçekten gerçek. Çizilmemiş gibi. Ya işte. Süper. Ki burada çok ışıklar parlak. Ee, bir tane bulmuşlar işte. <laughs> bir tane. <içerisim gülüyor> var. Peki Sender abiciğim çok teşekkür ediyoruz. Seni... Ne oldu? Yavaş yavaş. Ya, gitmeyelim tamam gitmeyelim. Nereye gidiyor saat kaç? Aa. İnsaitlerimiz e... 11'e çeyrek var. Hı. Ben sabah ezanını dedim ya. <laughs> ezanı ve ezanı bekliyorum Ama <laughs> <O> ne güzeldi <laughs> değil mi? sağ ol. Teşekkür Sana ediyorum. Sabah ezanı da, ne güzel. Beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, söylediğimiz laflardan alınanlar varsa, kalplerini kalplerinin kırılmışlar varsa, kendilerinden özür diliyorum. Beni yanlış anlamasınlar. Ben içimden geldiği gibi konuştum. Ve ee, eleştiri de bulundum. Bazen eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor. O bir erdemlik. Kırdıysam e, özür diliyorum herkesten Buradan sevenlerime de çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Sevgili eşim ve oğlum da beni seyrediyordur Onlara çok selam da selam olsun. söylüyorum Çok sevgiler onlara da Esra Hanım da selam söylüyor Çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum böyle bir programda ağırladığınız için Ama ben e, bak birisi daha geldi Evet Muhteşem Cirit Gerçekten bu, bu başka bir şey Serdar. Ama şimdi bu yayılmış olduğu için biraz e, detone olmuş Hmm. E, deten olmuş resimde. Olsun ya kalpler deten olmasın. Olmasın. Aman kalplerimizi bozmayalım. <laughs> Kalplerimiz yerinde ve güzel kalsın. Çok teşekkürler Serdar. İnşallah seni üzmemişimdir, kırmamışımdır. Çok Değil mi? mutlu oldum. Ben tamam. e, bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında çok konuşmasını seven çok bir insan duydum. değilim. Hı -hı. Sevmediğim bir insan olsa karşımda çok çok kısa kısa net cevaplar verir. İşi kısaltırdım ama senin de sohbetin hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Programın ediyorum. da hoşuma gitti. Hı -hı. Zevkle konuştum sana da karşıda bir sürçü lisan ettiysem affola. Olsun olabilir yani insan insandır. Adem hatası kutuyu kusuru oluyor. E, elde olmayarak. E, yapım ekibine bizi ağırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sen e, çok çok kısa. Daha önce hiç böyle bu tarz programlara katılmış mıydın sen herhalde? Yok. Var mıydı? Bu ben? kadar uzun programa katılmamıştım yani. Hı hı. Hep e, yarım saatlik programlarda. Size de katıldım bir tane programa fakat o band kayıttı. Hı hı. Söylediğim çoğu şeyi makaslamışlar. <laughs> Size burada söylediklerimi öyle farklı bir şey de söylemedim. Şimdi burada konuştuklarımızı makaslamış. Ama güzel bir hale getirmişler Devlet oldu bir Şimdi hale güzel getirmişler. Güzel hale getirmek için yapmışlardı sen. Onun yani. için Onlar yaptıklarına de... inanıyorum can zaten. Can arkadaşlarımız evet. Yalnız e, CD'sini gönderecekler de hala gönderecekler. Onda da Filizciğim onları da... bir hazırlayabilir miyiz? İbrahim denen bir kardeşimiz vardı. O söz vermişti. Ben yani verilen sözler yerine getirilmedi mi? Bu oluyorum. Kimse kusura bakmasın. Hmm. Ee, ben, bizim... ben çünkü verdiğim sözü iki elim kanlı olsa yerine getiririm. Karşımdakinde... Hmm. Karşımdaki teknik tek aksaklık olmuştur. Yoksa o da ulaştırmak istemiştir Serdar abi. Herhalde öyle, de, öyle, öyle diyeceğiz de. artık. Şimdi giderken onu yok. alırız. Yok fark Merak etmez. Et. Tamam fark etmez. Serdar abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şeref ediyorum. Şeref duydum Serdar Ağabey. Allah'a emanet olun. Güzel olur. adamsın. Gerçekten bak. Şurada en son yazılan, onu söylüyorum. Güzel adam ...diye yazmışlar. Sağ olsun. Estağfurullah. Sağ ben olsun. de o kanatla söyledim. Ee, çok teşekkürler. İnşallah... ikinci Arap'ta buluşuruz. abi. Yani Yakışık uzatmayız inşallah. İnşallah canım. Öyle <laughs> her haftaya gelirim istiyorsun. <laughs> Başın üstüne. Çok canım. çok 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 e, Ben de teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ, olun. sağ olun, var olun. Yayınlarınız daim olsun. Uğurlu olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun. Yeter ki insanlara... ...güzel bir şeyler ifade edebilelim. Akıllarında... <laughs> bazı fili, filizcikler yeşertebilelim. bilelim. Ee, bu da bizim ee, siz yapımcı olarak ben de sanatçı olarak üzerimize düşen bir görev. Bunları yapabilirsek ne mutlu bize. Demek görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bu e, mutluluktan Allah ısmarladık diyorum sizlere. Allah razı olsun. De. Sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli 24 TV izleyicileri ben gidiyorum biz gidiyoruz güzel bir sohbetti gerçekten sanki böyle siz varsınız ama kameralar gerçekten yokmuş gibi hissettim muhteşem bir sohbetti benim için çok da şeref duydum sizlerin de bizi izlemesinden gerçekten şeref duyuyorum çok da güzel mesajlar göndermişsiniz şimdi çıkışta onları Serdar abiye tek, tek 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 okuyacağım önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa tam da buralarda olacağız Rabbime emanet olun hoşçakalın.